أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Namazımızda okuduğumuz, Türklerin namaz sureleri diye isimlendirdiği, bu bize ait, Türklere has bir ölçeydi bu. Yani Araplarda namaz sureleri diye bir tabir yok. Bizim insanımız, değerli hocalarımız, geçmişte Allah rahmet eylesin, hiç değilse bunları ezberlesinler demişler. Elem tarolan aşağısını ve bir de Fatiha suresini ezberlemişler. Bunları namazda okuyun demişler ve tarih içerisinde, yani 600 yıllık zaman içinde namaz sureleri, namaz surelerinin manası gibi küçük küçük kitaplar da yayınlanmış, halkımıza mal olmuş böylelikle. O surelerden Fatiha suresini geçmiş derslerimizde verdik. Fihi suresi, yani elem tera, halkımızın dilinde elem tera. Bi'illahi, yani Kureyş suresi, Araeytel'dedi, yani Ma'un suresinin de geçen hafta tefsirini anlamaya ve de anlatmaya çalışmıştık. Bugün yine halkımızın İnna Altayna suresi dediği ama resmi mushaflarımızda Mesahif-i Osman, Hazreti Osman'ın döneminde çoğaltılan musaflarda Kevser suresi diye isimlendirilmiş. İsimler de sevgili peygamberimize aittir yalnız. Yani bu isimlendirmeler bizim Türklerin kullandığı değil de birkaç isim verilmiş Peygamber Efendimiz'de. Mesela bir Fatiha için Fatiha suresi, El-Kafi suresi, Eşrafi suresi, Ümmül Kur'an suresi gibi isimler verilmiş ama resmi olarak Fatiha suresi diye yazılmış. İsimlendirmeler nedir? Onun değerini ortaya koyar. Bir insana bahsederlerken, ya çok değerli bir adam, ahlaklı adam, edepli adam, terbiyeli adam, cömert adam gibi ne kadar güzel özellikleri varsa sayılıyor ya. Sureler içinde aynı şey yapılmış. Yani isimlendirmelerin yine temeli sevgili peygamberimize dayanıyor. Musaftaki ve tefsirlerdeki isimler sevgili peygamberimiz tarafından söylenmiş. Sahabeden de yine bazı isimlendirmeler olmuş. Tefsirlerde yazar onlar yalnız. Ve bizim de ilk öğrendiğimiz surelerden biri bugün Kevser suresi. Yani annesi gel bakayım diyor yavrusuna, kız veya oğul dizine oturtuyor, haydi bakayım diyor, bir yaşıyken iki yaş. Yani anne baba dediği dönemde başlıyorlar. Başta İhlas suresini Kulü hüvallahu ehad diye ezberletiyorlar. Sonra İnne altayna ezberletilir. Çünkü en kısa surelerde ondan, yalnız kısalığından dolayı değil, birinci derecede kısalığı ama anne baba manasını bilmese bile bu sureler Rabbinin kelamıdır ve bizim derdimizin devasıdır, gönlümüzün ilacıdır demişler, ezberletmişler. Peki ne diyoruz biz? Sure Mekke'de nazil olmuş. Resmi musaflarda da öyle yazar. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın malum dört kızı dünyaya geldi, dördü de yaşadılar, dört de evlendiler, dördünün de çocuğu oldu. Ama Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Zeynep radıyallahu anhün neden çocuklar devam etmedi? Şöyle böyle ben biraz baktım sebep kitaplarına, özellikle bu dördü için baktım, 100 yıl içinde bitmişler. Şeyler, nesil tükenmiş. Sevgili Peygamberimizin 3 kızından gelen nesli 100 yıl içinde bitmişler. Yani olmayı vermiş, daha sonra da olmayı vermiş. Böylelikle bitmiş ama Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma validemizden doğan Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin de
günümüze kadar seyitler ve şerifler diye bilinen değerli insanlar, ehl-i beyt dediğimiz insanlar, âli dediğimiz yani ve alâ âlihi ve ashabihi diye okuruz ya Allahümme, biraz önce okuduk namazımız. Allahümme sallâ alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin. Onu Eylül'de İran'a kaçan bir ahbap anlattı. Orada kaldı, şöyle bir en az bir 15-20 yıl kaldı orada. Yani biz birbirimizi tanımıyoruz. Oradaki mollalarla yapılan bir konuşmada demiş ki sizin o kızdığınız sünniler var ya demiş, her namazının son oturuşunda Ehl-i Beyt'e dua ederler demiş. Yok canım, olmaz öyle şey. Siz Ehl-i Beyt düşmanısınız, siz Yezid tarafındasınız. Demiş ki sor bundan sonra tanıdığın her Ehl-i Sünnet denilen, Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli denilen adama son rekatın, son oturuşta Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin kema salleyti ala İbrahim'e okur mu okumaz mı? İnanmam demiş adam. Yani sen beni andırıyorsun demiş. Ama sormuş, ya senin dediğin doğruymuş. Yani biz Ehl-i Beyt'e de dua ediyoruz. Çünkü o benim sevgili peygamberimin canı, ciğeri olan Hazreti Fatıma Validemizin ve bir de Hazreti Ali radıyallahu anh'ın tam dünyaya gelmiş cennetin efendileri, sevgili peygamberimizin ifadesiyle cennet delikanlıları olan Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'den kadar gelebilmiş insanlar onlar. Tanısak da tanımasak da, bilsek de bilmesek de sevgimiz devam ediyor, duamız devam ediyor. Bir, ağır kelimesi bir de bizi de içine alır. Yani sevgili peygamberimize ümmet olan herkes o duanın içerisine girer. Biz onun ailesindeniz. Çünkü onun getirdiği kitaba iman etmişiz. Yani hem Ehl-i Beyt'e dua ediyoruz, hem de bütün dünyadaki 2 milyar Müslümana da namazımızın sonunda dua ediyoruz. Sevgili Peygamberimizin en son çocuğu olan İbrahim'in de vefatı üzerine Mekke parlamentosunda bayram etmişler adamlar. As bin Vail demiş ki arkadaşlar, parlamentoda yaptığı konuşmada arkadaşlar, Muhammed'in sonu gelmiştir. Ebter kelimesini kullanmış orada. Hani inne şâni eke huvel ebter. Ebter onlarda bir deyim. Çocuğu olmayan adam, sonu gelmeyecek adam, nesli devam etmeyecek adam manasına kullanmışlar. Arap biliyor onu. Önceden Araplar bu kelimeyi. Muhammed ebter oldu. İbrahim ölünce çocukken öldü. Üçü de çocukken oldu. Muhammed ebter oldu demişler. Bu nedir? Cahiliye adetidir. Hala o adet günümüzde de devam etmektedir yalnız. Müslüman'da da devam etmektedir. O damar. Ona sevgili peygamberimiz damar kelimesini kullanmıştır. Hani Hazreti Ebu Lerrini Gıfari radıyallahu anh Bilal Habeşi'yi üzmüş. Bilal, o zaman da fazla geliyor. Bilal Habeşi'yi üzmüş, kara çocuğu, kara kadının çocuğu diyerek. Bilal Habeşi de sevgili peygamberimize durumu bildirmiş. Ebu Zerrin-i Rıfai'yi çağırtmış, sende hala cahiliye damarı var demiş. Yani ırk ayrımcılığı, renk ayrımcılığı cahiliye damarıdır. Cahiliye demek, cahiliye zamanlarında değil. Gavurluk damarı var. Cahiliye, Kur'an'daki geçen cahiliye kelimesi gavurluk manasına gelen cahiliyedir. Çünkü Rabb'i tanımayan biri cahil sayılır ve o da kafirdir. Sende hala gavurluk damarı var demiş. İşte biliyorsunuz hocalarım burayı çok güzel anlatırlar. O da gitmiş, Bilal-ı Habeşi'nin hapsının önüne yatmış.
Demiş ki bu konuşan dilin yüzüne basıp öyle geçeceksin sen demiş evine. Yani öylece affettirmiş yani kendisini Bilal Habeşi ile anlaşmışlar ikisi beraber. Cahiliyet damarı hala hepimizde var yalnız. Oğlan çocuğa sevinir çoğunluğumuz, kız çocuğuna üzülür. Bu cahiliyet damarı. Kur'an bunu söylüyor. Ve idâ büşşire ahadühüm bil günse valle velhühü müsbetten ve vekâdî. Kızım oldu, müjde! Diye hastanede hemşireler çıkıyor. Müjde kızınız oldu. Hastaneyi terk eden adamların haberini duyarız yani. Hastane. Baba terk ediyor genelde yani. Ne yapsın kadın? Kendi yerinde olan bir şey değil. Rabbinin takdiri olan bir şey. Onun için bu bizim hepimizde bir cahiliye damarı hala var. Onu yumuşatmak lazım. Yumuşatmak için de bu tür ayetleri ve hadisleri çokça hatırlamaktan geçer. O damarımızı yumuşatma aleyhinesidir bu bizim yaptığımız. Bu sure sevgili peygamberimiz üzülmüş orada tabii. İnsan, insan peygamberimiz. Yani Keyif suresinin son ayetinde ne diyor? قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ İnsanlara söyle, tüm insanlar duyur. Söyle onlara, اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ Ben de sizin gibi bir insanım, de onlara diyor. Peygamber Efendimiz de bir insan. Hatta biz eşhedü şehadet getirirken ne diyoruz? اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Rasul demeden önce Peygamber Efendimiz'in ondan öğreniyoruz biz bunu. Peygamber Efendimiz'i uydurmuyoruz. Kelime-i şehadeti biz uydurmuyoruz. Peygamber Efendimiz'den öğreniyoruz. Peygamber Efendimiz de kulluğunu Rasullüğünün önüne alarak bize ders veriyor. Önce benim de insan olduğumu Allah'a kul olduğunu bilip mesela biz bunu bir ömür boyu söylüyoruz değil mi? Ezanda söylüyoruz, ezanı tekrarlayarak söylüyoruz. Hadi bilin, Cuma'da vaazı bitirirken hayır bir kelime-i şehadet diyoruz. Şeytana rağmen bir daha diyoruz buna. Fakat bir gün anlayalım Müslüman olmak istemiş. Caminin imamı beni çağırdı. Ya hocam böyle böyle dedi. Cuma günü ikinci namazından sonra. Daireler de kapalı dedi. Bu kadın da Müslüman olmak istiyor. Ne yapalım dedi. Geç dedim camiyi aç. Camiyi açtı. Neyse uzun bir hikayesi var da. Şehadet kelimesini anlatıyorum ben ona. Her cumana dedim ki bak şöyle bir 15-20 dakika anlattı. Abduhu Muhammed Allah'ın kuludur, dedim. Kadın dedi ki, hafife almıyor muyuz? Şimdi İsa Allah'ın oğludur diye yetişen birine göre şeyi hafife almaktır bu. Peygamber Efendimiz, mesela benim aklıma hiç öyle bir mana o güne kadar gelmediydi. Dedim ki, bak sizi de ilahlaştırdınız. Rab kelimesini kullandınız, ağırlığı seninle taşıyamadın sen, Müslüman olmaya, yani aklın bu işi kabul etmedi, Müslüman olmaya karar vermişsin. O filanın filanın oğlu değil. O günlerde Özal'dı başbakan. Onlarınki de Karamanlis. Ne Karamanlis ne Özal'ın çıkardığı kanunlar değil. Ona uymaz peygamber. Yaratanın kuludur. Biz kimin kurallarını uyguluyorsak, şu anda onun kuluyuz, onu bilelim. Kimin kurallarını uyguluyorsak, onun kuluyuz biz. Sevgili Peygamberimiz bir kere orayı vurgulatıyor dedi. Ben Allah'ın dediğini tutar, yasağına uyarım. Ben onun kuluyum. Beni de böyle ilan edin demiş. Biz de sana da onu teklif ediyoruz. Keyiflendi, hoşlandı dedi. Tercümana dedim ki oğlum ben bu kelimeyi Arapçasını söyleyeceğim, o da tekrarlasın. İngilizce anlattı, hocam neydi o dedi. Oğlum sen bilmiyor mu dedim, bilmiyorum dedi.
elimi işaret edebilmezmiş. Kızdan tarafa bakma, bilmediğini anlamasın. Önce seni Müslüman ederim, ondan sonra onu Müslüman ederim. Ona bir öğrettim ben, ondan sonra şeye başladık. Sonra bunu ben bir makale konusu yaptım yani. Türk'ü Müslüman eden Yunanlı, başka çok şeyde bulabilirsiniz. İnternette de bulunabilir. Türk'ü Müslüman eden Yunanlı diye bulunabilir. Ama hemen bakmayın, konuşmanın tadına varın siz, boş ver, eve gidince bak. Evet. Sevgili Peygamberimiz de Allah'ın kulu olması nedeniyle insandır. Hatta oğlu İbrahim'in cenazesinde ağlayınca, sevgili Peygamberimiz dedim ki, ya Resulallah sen de ağlıyorsun, ben de insanım demiş. Kalp göz yaşarır, gönül yanar, üzülür demiş. O yasakladığı nedir? Feryat etmek. Yani ben de ne alacağım, niye aldım, oğlum bağıran kadınlar. Bir de onun üzerinden hani Güneydoğu'da veya hele hele Hatay civarlarında varmış galiba, özel ağlayıcılar. Ağlayıcılar. Para karşılığı geliyor, ağlay veriyorlar bu insanlar. Onları yasaklamış benim sevgili Peygamberim. Allah'tan gelir, Allah'a gideceğiz diyoruz o kadar. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Sevgili Peygamberimiz üzülünce onu tesellidir bu sure. Onu teselli değil yalnız. Bizi tesellidir şu anda. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Müslümanları ve dünyanın her tarafındaki Müslümanlara teselli veren suredir bu. Bundan önceki Bush, ikinci Bush yani baba Bush değil de oğul Bush. Son olarak Haçlı seferlerini başlatıyorum dedi adam. Cumhurbaşkanı dedi bunu. Yani ve bu işi bitireceğiz dedi. Yani Müslümanların işini bitireceğiz. Ne demek bu? Sonunu getireceğiz bunlara dair dedi. Ben o zaman bu sureyi yine gündeme getirdim o. Yani bu sureyi bazılarında, konferanslarında. Sizin sonunuz gelir. İslam'ın sonu kıyamete kadar devam eder. Bu sure bize bu morali veriyor. Rabbimiz başlıyor. İlk kelimesi inna biz. Yetmedi. Altay na. Oradaki na da bizdir. Altay na na. İki tane biz. Biz kelimesini kullanıyor. Dikkat çekiyor bize. Bundan sonra bu kere yani dersine gelmeyi bilgi edinmek için gelmeyelim buraya. Uygulayacağız. Bilgi çocuk ezberlemiş. Oğlum 40 kilo elmayı 50 kuruştan sattık. Kaç lira yapacağız? Biz onu öğrenmedik. Okuldaki olan şey yok yani. Elma satarlar bir de domates satarlar, şehre satarlar. Doğru 80 kilo geldi şeyimiz 35 kuruştan. Biz onu öğrenmedik. Yani oradaki çarpmanın burada uygulanacağını öğretmemiş bize. Öğretmen onu öğretmemiş bize. Öyle oluyor. Amel etmek için biz bunları öğreneceğiz. Bundan sonra Allahu Ekber dedik. Ve dallin amin inna altayna dedik mi aklına gelsin. Bundan sonra ben evimde, dairemde, kışlanda, arabamda, tarlanda, bağımda, bahçemde, kahvede otururken ben yok, biz kullanacağız. Evde akşam oturuyorlar, arkadaşlar da gelmiş. İşte veriverdiydim Anadolu'dan, evi buraya çalışıverdiydim, iş buluverdiydim, para azmanı verdiydim, filan yerden de bir yer çeviriverdiydim. Ondan sonra işte biraz biriket aldık, uydurup bir ev yaptık, sonra da işte bu hale getirdik. Hanımın hiçbir haklısı yok, arkadaş hep o yapmış bu işi. Doğan çocuğun faydası var, haklısı vardır. Yeni doğan çocuğun haklısı vardır. Evet. Baktığınız annenize bakmanın o evin yapımında, babanıza bakmanın o eve yapılışında katkısı vardır. O kadar da bu halde hadis-i şerif vardır.
sahabeden bir tanesi sevgili peygamberimize kardeşini şikayet ediyor. Ya Resulallah, hep senin yanında duruyor, işe çalışmıyor, onun geçimini de ben temin ediyorum demiş. Onun geçimini de ben temin ediyorum demiş. Belki de sen onun yüzünden çok kazanıyorsundur demiş. Peygamber Efendimiz de. O da boş durmuyor. Peygamber Efendimiz'i takip ediyor, gelen ayetleri ezberliyor, hadisleri kaydediyor, ezberliyor. Demiş ki Efendimiz bilemezsin, belki de sen onun yüzünden iyi kazanıyorsundur. Biz bilemeyiz. Annemize baktığımızdan, babamıza baktığımızdan, komşuya iyi davrandığımızdan, çocuklarımızdan, eşimizden, çevremizden iyi insan olarak kendimizi gösterdiğimizden dolayı kazanıyoruzdur. Onun için biz kendimizden bilmemeye dikkat edeceğiz. Ben demeyeceğiz. Rabbimiz kimseye ihtiyacı yok. Meleklerine de ihtiyacı yok. Tabiat olaylarında melekleri görevlendirmiş ama dileseydi ihtiyacı yoktu onlara. Onlarla olacak bir iş de değil. Her şeyi o idare ediyor. Müdebbirul emra mine semai ilel arz. Gökten yere kadar her şeyi, bütün işleri o evirip çeviriyor. Allah Celle Celaluhu kendisi öyle biliyor ama bu ayetlerle bize yönetimin de nasıl olacağını öğretiyor. Yani görev vereceksin, görevleri, herkes görevini yapacak. Görev sistemi de öğretmiş oluyor. Allah Celle Celaluhu kimseye ihtiyacı olmadığı halde görevlendirdiği meleklerini ve kullarını da şereflendirmek için biz diyor. Yani İslam'a hizmet ediyor. Mesela inna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Kur'an'ı biz indirdik, onu kıyamete kadar biz koruyacağız diyor Rabbim ve yine biz diyor. Kimin eliyle koruyor? İnsanlar eliyle. O günden bugüne kadar Kur'an'ı gönlünde taşıyarak, ağzından bütün insanlara tebliğ ederek devam ettiren insanlar, ona yardım eden insanlar, bazıları Kur'an eğitimine bizzat kendisi yaparken, birileri de ona yardım, yani binayı yapmakla, o tür hizmetlere destek vermekle, dua etmekle o işe katılmış oluyor. Yani kullarını kullanıyor, kullarını da biz diyerek şereflendiriyor. Allah Celle Celaluhu. Meleklerini şereflendiriyor. Biz demek suretiyle. Biz de çevremizdeki, yani iş yaptığımız işlerde bile eşimizi, çocuklarımızı, çevremizi, komşularımızı, tanıdıklarımızı, tanımadıklarımızı şereflendirmek için biz geldik buraya. Biz olduk, beraber olduk. Hani biz olursak biz geçmez bize diye bir cümle var değil mi? Biz olursak biz geçmez bize. Orada bilmediğimiz bir kısmımızın bilmediği biz diye bir şey var. Ne var mı? Eskiden deriyi dermek için, ayakkabı dikmek için, ayakkabı var bilir, eski ayakkabı var. İnanın büyüğü. Yani inerim büyüyor. Çuvaldızın ama sırf yüzü yapar. Çuvaldız gibi değil. Böyle orayı deler, ondan sonra iğneyle diker. Yani deriyi bizle deler. Çünkü onun arkasında tutacak ağaçtan sapı da var. Tığ dediğimizin bir çeşidi. Tığ. İğne değil de tığa benzer. Tığ. Ona biz der. Ayakkabıcı var. Biz. Biz olursak biz geçmez bize. Yani o iğneyi bize saplarlarsa bize geçmez. Yani beraber olursak, biz olursak biz geçmez bize demiş. Onun için burada bir na kelimeleri geçtiğinde Rabbim kendisini bize tanıtırken biz kelimesini bir böyle mana vermiş. Bir de Allah Celle Celaluhu'nun bütün yarattıklarında Rabbimin Esma-ül Hüsna'sının tamamı da devrededir. Yani ilim sıfatı var bir çiçeğin aşmasında. Rabbimin ilim sıfatı orada geçerlidir. Musavvir bir ismi, Allah Celle Celaluhu bir ismiyle yani sabah veya akşam namazlarında okuyoruz ya Musavviru, yani kelimesi Halibul Bari'ül Musavviru
Devr-i Esma-ül Hüsna diye okuduğumuz, orada musavvir, tasvir, yani şekil ve renk ve desen veren Allah Celle Celaluhu, her yaratılanda bütün esması devrededir. Yaratışta o var. Ben yani bütün esmam ile manasına, bütün esmam ile isimlerimle beraber, sıfatlarımla beraber, altayna biz verdik kime? Ke, sana, sevgili peygamberimize. Buna dikkat edin, özellikle hoca olan arkadaşlarımız. İnna avtayna kel kevser diye orada durmayın hiç. İnna avtayna kel kevser. Kel kevser olur o zaman. Kevser kelimesi ayrı. Oradaki birinci kaf avtayna ke'ye bağlı. Avtayna nefes alıyor orada. Ben mesela bir şeyin arkasında oldu. İnna avtayna nefes alıp verdi. Kel kevser. Hiç kıraatı yok. Altayna kel kevser. Altayna kel kevser. İhtinasını. İyyâke. Orada hafif bir. İyyâke. Ne avdudu? İyyâke. Ne avdudu? İyyâke. Ne avdudu değil. İyyâke. Ne avdudu? Yani oradaki kafın da İyyâ'ya ait olduğunu hafif vurgulayarak, özellikle imam olan arkadaşlarımız, hoca olan arkadaşlarımız dikkat etsin. Cemaat, Allah kabul ettiği gece. İnna biz altayna ke, sana verdik diyor. Yani seni şereflendirmek üzere bütün meleklerim de bu işin içindeler demek oluyor. Yanındayız biz. Ben esmamıyla, sıfatımla, her şeyimle yanındayız. Yanım ben değil, bütün meleklerin de senin yanındadır. Sana biz verdik. Neyi verdik? Sana biz verdik. Biz, o iki defa. Biz sana Kevser'i verdik. Biz sana, biz Kevser'i sana biz verdik. Biz, yani bizi ekranlamada Türkçesinde fayda var tabii. El Kevser'a, Kevser'i verdik. Kevser bir hadis-i şeriflerde de geçer. Onu hepimiz de biliyoruz. Yani dualarımızda, hocalarımızın yaptığı dualardan birinde de Ya Rabbi cennette, Kevser havuzunun etrafında, sevgili peygamberimize, bizi de komşu eyle diye dualarımız da var. Cennetteki ırmağın adı Kevser. Onun toplandığı bir yer var. Havuzun adı Kevser. Ama ketret kelimesinden türetilmiş bu kelime. Bu dünyaya yönelik de verdiği vardır. Başta demişler ki sana peygamberliği verdik. En uzun zamanı sana verdik. Yani peygamber olarak en uzun zaman. Mesela bunu hadis-i şerifinde sevgili peygamberimiz, geçmiş peygamberlerin ömrü sabahtan ikindiyle akşam arasında gibidir. Senin alan zaman benim zamanım gibidir. 24 saati düşünün, 24 saatte ikindi ile akşam arası kadardır. Peygamber Efendimiz'in zamanı kıyamete kadar devam edecektir. Sana uzun bir peygamberlik dönemi verdik. Sana ümmetlerin en çoğunu verdik. Mesela İsa Aleyhisselam'ın ümmetleri bozulma dönemi çok yakın bir zamanda başlamış. Yani İncil'in bozulma dönemi. Hemen hemen 100 sene sonra falan şey başlamış. Bozulmalar başlamış. Bilemediğimiz bazı yerlerde dürüstçe devam eden, hatta Konstantin zamanına kadar da devam eden insanlar olmuşlar ama dışlanmışlar hep. Dürüst kalanlar dışlanmışlar. Yani 4 İncil yok, tek İncil var diyenler dışlanmışlar. Bilemiyoruz. Biz onlara rahmetle dua ediyoruz zaten. Peygamberlere ve peygamberlerin değil, ümmetlerine de dua ederken hepsine gider bu bizim hayırlı dualarımız inşallah. Sevgili peygamberimize ümmetin çoğunu peygamberlik verdi. Ümmetin en çoğunu sevgili peygamberimize verdi. Zaman, peygamberlik zamanının en fazlasını da sevgili peygamberimize vermiş.
kıyamete kadar da bu dinin devam edeceğini hadis-i şerifler açık söylüyor. Ayet-i kerimede de Allah Celle Celaluhu لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ. Bu din bütün dinlere üstün gelinceye kadar kelimesiyle diyor. Yani bütün dinlere galip gelecek, söz onun olacak. Ona doğru da gidiyor. Yani sizin bu çalışmalarınız ona doğru da gidiyor. Ya hocam vallahi en fazla eziyet çeken, yok en fazla eziyet çeken değil. İslam aleminin haberlerini televizyon ve radyolarımız verdiğinden öyledir. Güney Amerika'daki çekilen sefalet dağıtıyor. İslam aleminin hiçbir yerinde yok. Ama biz oraya yakın olmadığımızdan, ilgisiyle bulunmadığımızdan neler olup bittiğini çok önemli bir olay olursa bildiriyorlar. Onun dışında bilgi veren yok bize. Amerika'nın orada öldürdüğü insan 50 milyon aşmış. Güney Amerika'da öldürdüğü insan. Evet, şu 50 yıl içerisinde öldürdüğü insan. Hala da şu anda bugünlerde bile yine öldürmeye devam ediveriyor. Ama bizimkiler her nereye giderse Müslümanlığını devam ettiriyorlar. Irak, Suriye, İran zamanı çatışması 8 yıl sürmüştü. 400 bin insan Türkiye'ye gelmişti bir zamanda. Özal dönemdi o zaman. O zaman mesela bir arkadaş Üsküdar'ın demiş, Konya'ya gelmiş. Konya'da derhal diyor, hocaları toplayıverdi, ben size dilediğiniz kitabı okudum. Okuttu 6 ay diyor, sonra Kanada mülteci olarak kabul etmiş. Oradan mektup yazmış. 6 tane camiyi açtım burada. Organize adam, Türkleri bir araya getirmiş, Araplar bir araya getirmiş. Oğlum siz burada cumanızı nerede buluyorsunuz, yapılmıyoruz. Öyleyse filanın salonunda evin geniş, orada kılıveriyor. 6 cami, bir senenin içerisinde veya 6 ayın içerisinde 6 cami. Bu nedir? Fırtınalarla bütün çekirdeklerin dünyaya dağılması hali gibidir. Rabbim aslında bütün çekirdekleri, rüzgâr, fırtınalar var ya, bazı dalları kırar ama çekirdekleri de alır havaya. Yani Ağrı Dağı'nın tepesine göl yapsan da bir seneye kalmaz, balık orada yürer. Nereden gelir? Rüzgârla gelir. Yani bir ara bazı meteoroloji der ki, bugünlerde çöl fırtınası geliyor, toz yutacaksınız. Tozun içinde şey de var, denizden alınan denizci, balık larvaları da var. Allah Celle Celaluhu bu belalı günlerde, sıkıntılı günlerde dünyaya İslam'ın yayılmasını da murad etmiş olabilir. Hep olumlu tarafından bakmaya biz devam edeceğiz. İnna utaynâke el kevthara. Kevseri verdik. İnna utaynâke el kevthara. Öyleyse madem, yani Allah Celle Celaluhu melekleriyle beraber seni şereflendiriyor, Kevser'i veriyor, şükür olarak, hani fa orada Arapça gramer kurallarına göre ismi fa-i ta'kıbiyedir. Hemen arkasından yap sen, neyi yap sen? Namazı kıl diyor Rabbim. Yani Rabbim şey istemiyor başka, namaz kıl. Nedir o namaz? Tefsirlerimiz der ki bu bayram namazıdır. İki rekatlı bir bayram namazı. 9 tekbir ile iki rekatlı bir bayram namazı. Bir Ramazan bayramında bir de Kurban bayramında iki rekatlı namazımızı kılıyoruz. Ne yapıyor bu iki rekatlı namazımız bize? Topyekün bir milletin bir araya gelmesini sağlıyor. İnsanlarımızın, şu anda 63 tane parti varmış, resmen kurulmuş İçişleri Bakanlığı tarafından onaylı partiler var. Bunları bir araya getirecek hiçbir kurum ve kuruluş yoktur caminin dışında. Ve bunları bir araya getiren yalnız camilerimizdir. Ve geliyorlar da yalnız. Ben Bursa bu camide vaaz ederken bayram namazıydı, bayram namazı vaaz yapıyorum. Oranın da çok güzel bir hocası var, Harun Hoca, Allah rahmet eylesin, vefat etti. Kurra idi yani, icazet veren kurra bir hocaydı. O da hutbeyi okudu. Dedim, sağa bakın bakayım, sağınıza bakın.
tabi bu. 12 Eylül darbesinin sene sonra veya sene sonrası. Yani herhalde 2002. Sağınıza bakın dedim. Camide sağa baktılar. Bir de solunuza bakın dedim. Önümüzdekileri gözden geçirin. Arkaya bakmayın, zor olur bakmayın dedim. Sağınızdaki adam sizin partiden değil. Solumuzdaki de partiden veya partiden değil. Ama hepimizi bir araya getiren İslam dini. Birlik mi istiyorsunuz? Birlik, birlik diyoruz değil mi? Tek adres, başka yok. Tek adres. Denenmiş ve tecrübe ediliyor. Cuma günleri de tecrübe ediyorsunuz bunu. Tek adres dinimizdir, İslam dinidir. Hepimizi aynı yere yönlendiren yarımız namazdır. Bağla başlıyoruz. İmamın Allah'ı ekberiyle. İmam da bizim onurumuzla oynamıyor. Ya desen, mesela rukuya giderken, eğilin! Onurumuzla oynar bu. Toprağa kapanın. Yine onurumuzla oynar. Sen kimde bana bu emri veriyor? Çıkar orada. Ama hep beraber Allah'u ekber. Eyvallah. Biz de Allah'u ekber deyin. Yeni veriyoruz. Namaz. Kainattan bahsediyor Rabbim sana her şeyi verdik. Ve arkasından diyor ki bir şey istiyoruz. Namaz. Hani namazın şeyde Miraç gecesinde verildiği anlatılır. Bazılar diyor ya hocam yani namaz olacağına para olsaydı böyle tonlarca altınla gelseydi Rabbimiz sana bir şey kalmazdı. Bize bir şey kalmazdı. 1400 yıllık zaman bir şey kalmazdı bize. Ama bizi hala şu anda bir araya getiren yine bizim namazımızdır. Ve namaz insanı kötülüklerden alıkoyar diyor değil mi ayet-i kerimede? Ama hocam bizim mahallede bir vahiş geçirmez ama her türlü kötülüğü de yapar. Ha, namazı ebeyi musallat eder. Namazı dost doğru kılın der. Yani ten ve canınızla beraber namaz kılın. Ten ve canla namaz kılınırsa, ruh ve bedenle beraber namaz kılınırsa, dil kalptekini, kalpte dildekini tasdik ederek namaz kılınırsa, o namaz insanı kötülüklerden alıkoyduğu gibi iyiliklerin yapılmasına da teşvikçi olur. Oluyor mu? Şöyle oluyor bakın. Ramazan şey, İslam gelirse ne olacak? Tartışması olur bazen yazdım ya, İslam gelirse ne olacak? Şu anda herkes böyle değil. Diken üstünde, can emniyetinde, mal emniyetinde, evlere giriliyor, hırsız hırsız yapılıyor. En iyi para kazananlardan biri de çeri kapı yapanlarmış. Güvenlerden, emniyetten biri de bu şeydir yalnız. Ben evimin kapısını hiç değiştirmedim ben bugüne kadar. Ahşaptan şöyle, ahşapta şey değil, sağlam ahşap değil. En çürük olan nedir o? O kooperatif yapmıştı. Kontrapiler. Kontrapilerden yapılmış bir ev. Benim dostlarım iyi hoca arkadaşlar, çok değerli hoca arkadaşlar. Topluca 15 kadarı bir lojmana geçtiler 15 yıl. Birine dedim ki, ya öyle geçtik dediğim için herkes kapıyı değiştiriyor dedi. Sen değiştirme dedim. Çelik kapı yaptırıyorlarmış. Onlar da yine ahşaptan yapılmış kontrapilerden. Sen değiştirme dedim. Değiştirmiş orada. 15'ini de hırsız yoklamış. 15'ini de yoklamış. Değiştirmeseydin yoklamazdı dedim. Benim güne geliyor, çocuklar bulamadım bir şeyi de açıyorlar ya, her tarafı da yararlı verelim. Hırsız gelse bile bakmıyor, ya burada bir şey yok. Olsaydı değiştirirler de adam burada deyip geçip gidiyor yani. Bir de güvenmek gerekiyor bazen. Güven gerekiyor. Yani işi sağlama almayın demiyorum, işi sağlama alın ama asıl sağlama alma iman emniyetiyle bu iş sağlanabilir. Namaz deyince tesalli namazı kıl diyor öyleyse. Ya bu kadar iyilikten sonra bir şey iste başka. Yani namazın önemini biz küçümsüyoruz. Yani namaz kılanda hadi ya bir ortadan çıkarıverelim o şeyi. Namaz ortadan bir çıkarıverelim. Sanki yükmüş gibi bir hava bu değil mi?
Halbuki sevgili peygamberimiz erinna ya Bilal demiş. Hadi Bilal be, şöyle bizi bir rahatlat. Raha kelimesin de, hadi Bilal sen bizi bir rahatlat be. Yani ezan okuyacak, namaza geçecek, gayrı onun haleti ruhiyesini bilmemiz mümkün değil sevgili peygamberimizin. Oradan ne, nasıl bir alem yaşıyor onu bilemeyiz. Ama Allah ona ulaştırsın bizi de, onun aleyhi ruhiyesine ulaştırsın. Fakat şunu biliyoruz biz. Ramazan bayramı gelmeden önce belediye ne yapar? Bütün sokakları tertemiz yapar. Evin hanımı ve beyi evin içini tertemiz yapar. Evler temizlenir, sokaklar temizlenir, elbiseler iki lira bir çekirdek olur. Evler çikolatayla, şekerle doldurulur. Çocuklar güler, anne güler, baba güler, komşular birbirine gelir gider. Kaynaşma meydana gelir. Caminin önünde bütün partiden insanlar başka yerde, herkes kendi partisinde şey yaparken, tokalaşırken camide herkes birbiriyle tokalaşır. Yani kaynaşmayı sağlıyor. Milli birlik dediğiniz şey, milli kelimesi zaten Kur'an-ı Kerim'de din manasındadır. Dini birlik ancak dinle sağlanır. Milli birlik ancak dinle sağlanır. Onun için kasalli namaz kılıyor. Kurban diye tefsir edilmiş. Uygulaması da öyle olmuş. Bir itiraz şöyle oluyor bazıları. Kur'an bilgisi olmayan arkadaşlarımız. Ya Mekke'de nazil olmuş ama bayram namazı şeyde kılınmış. Medine'de kılınmış. Doğru. Bu cuma namazı için de geçerli. Cuma namazı emri, cuma suresi Mekke'de nazil olmuştur. Ama ilk cuma namazını sevgili peygamberimiz hicret esnasında Medine kenarında Ramune denilen yerde hacca veya umreye gittiğinizde gösterilen olayı küçücük bir yer. Cuma namazını orada kılmış. Yani cuma ve bayram için, namazları için, onun için ilmuhal kitaplar, üzere sıradan kitaplar değiller. Bütün bu uygulamaları bilen hocalarımız tarafından yazılmıştır. Devlet olmanın güvenliğin sağlanmasının arkasından cuma namazı kılınır anlamını da içerler. Orada cumanın kılınma şartları arasında o da iyi veriyor onun için. Namazı kıl, ben, har, kurban, kes diyor Allah Celle Celaluhu. Kurban kes. Kurbanı geçen de yani bu en son kurbanımızı kestik. Ne yapıyor Kur'an'ın kurbanda? Evine et girmeyen insanlara bir sene boyu. Bu çok satan bir gazetenin muhabiri yazmıştı. 28 Şubat döneminde yazdı. O adam ki tebrik ettim ben o zaman içimden tabii. Aferin adama dedim. Ankara'nın bazı semtlerine gittim diyor. Bir sene boyu et girmeyen evler var diyor. 28 Şubat döneminde yazılan bir haber bu. Yani kurban nedeniyle giriyormuş diyor oraya, o adamların midesine veya evlerine kurban nedeniyle. Bu şeye karşı bu haberi geliştirmiş. Yok hayır paranızı verin yani, kurban kesmeyin, gene kıymayın da parasını verin. Baba sen her gün akşam eti yedin geldin, gelerek konuşuyorsun televizyonda sen. O da hayran değil mi, onu da kesmediler mi? Adam diyor ki öbür haberi yapan adam. Para verirsem, adamın diyor borcu var, onu yine borcuna verecek. Çocuklar yine şey yemeyecek, et yemeyecek diyor. Yani isterse bir et eve girsin diyor o da haber olarak. Paylaşıyoruz yani canımız gibi sevdiğimiz paramızı kesiyoruz. Onu paylaşıyoruz biz orada insanlarla paylaşıyoruz. Ne yapıyoruz bununla? Cimrilik damarımızı tesalli, venhar ilacıyla yumuşatıyoruz. Başka dediğim ya, hani gavurluk damarı var bizde, hepimizde var, onu ayetlerle yumuşatacağız. Burada da cimrilik damarımızı yumuşatıyoruz. Venhar, namaz okuyoruz, tesalli, de Rabbim. Rabbim için namaz kıl. Hocam için, hanımım için, anam için, babam için, amirim için, memurum için, patronum için. Komşular için namaz kılınmaz. Allah rızası için kılınır. Geçen hafta da yura'un yani ona buna gösteriş için yapılmaz. Eğer yapılırsa
veil var diyor. Veil Yerusalim, yani cehennemin veil denilen bir vadisi var. Orada yanarsın diyor Allah Celle Celaluhu. Ben har kurbanımızı keseceğiz. Allah kurban kesme gücü vermesi için de çalışacağız. Hani onlar zekat için çalışırlar diyor Allah Teala Celle. Mü'minun suresinde müminleri tarif ederken zekat için fa'ilun, faaliyette bulunurlar, canı çalışırlar diyor. Daha çok çalışacağım, daha çok zekat vereceğim. Niyet bu olsun. İki tane kardeş var diyor. Biri ben takma böyle şeyler diyor. Çalışırım ben. Herkes kazandığını yesin diyor. İkisi de çalışıyor ama. Birisi de ben zekat vereceğim diye çalışıyor. Aynı kazandılar diyelim. Biri ki hem kazancı var hem sevabı var. Öbürünün kazancı var, sevabı yok. Evet. Hem sevabımızı alacağız hem de kazanacağız. İnne şâni eke hüvel ebden. Yani bunu her okuyuşta bu Müslümanların sonunu getireceğiz. Rusya'ya şey bak, ittifak halinde geri verdiler değil mi? Suriye'de, Amerika. İkisi aynı şeyi yapıyorlar. Birlikte hareket ediveriyorlar. Dünya genelinde. Tavuk kesmezmiş Budistler hiç. Tavuk kesmez. Yani canlıya kıymaz Budistler, Budist rahipleri. Ama Amerika dedi ki, hadi bakalım ben sizi boşuna mı besliyorum? Şeydeki, Myanmar'daki Müslümanları kesiver. Papazlar, rahipler önde. Budist rahipler önde hareket ederek adam kesiyorlar. Adamlar, ajanları vasıtasıyla ayaklandırı veriyorlar. Niye? Bitireceğiz diyor. Bush'un planıyla biz bu işi bitireceğiz diyorlar. Bitirebilirler mi? Biz diyoruz ki inne şâniyeke huven ebder. Müslümanların sonunu getirecek olanların sonu gelir diyoruz. Burada sevgili Peygamberimizin şahsına söylüyor. Seni kötüleyen, seni el aleme rusvay eden o şâni, Türkçe'de orada eski Osmanlıca'da şenaek kelimesinden türetilmiş bu kelime şâniyek. Şâni kelimesi. Şenayet kelimesinden türüm. Yani seni en kötü hale düşürmek isteyen, el aleme rüsva etmek isteyen bu adamlar var ya, işte onlar o ekterdir. İnne şâniyeke duvel ekter. Müslümanların herkesin gözünden düşürmeye çalışan bu insanlar. Basın yoluyla, televizyon yoluyla, ajanslar yoluyla dünya genelinde düşürdüğünü zan ediyor. Ama Müslümanlarımız da ya anlıyorlar hocam ya çok kötü gösteriyorlar diyor. Peki ama dedim Avrupa'daki komşu biliyor. Aynı apartmanda komşu da var. İşte Türk de var, Türk de memnunlar. Hiçbirbirlerine kendileri hediye vermezken bizimkisi buradan götürdüğü Konya lokumunu, efendim Çorum deplebisini bir paket komşulara da dağıtıveriyor. Bunlardan biliyorlar. Komşuluklarından memnun bizimkileri. Bizimkiler bir şeyinden şikayetçiler, çocuklar gürültü çıkarıyor. Bizimkilerin çocuklar inerken çıkarken gürültü çıkarıyorlar. Ondan şikayetçiler, komşuluklarından memnunlar. Biri anlattı. Belçika'da gece saat 3 zilim çaldıdır. Baktım pencereden, bir yaşlı kadın biliyorum. İki apartman aşağıda. Yani bir apartman sanki iki katlı binalar. İki tane bina var, onun üçüncüsü yani. Ne var demiş? Su patladı demiş. Boru patlamış şeydi. Evde. Su, evi su basıyor. O tamircilerden değil, normal işçi yatan. Hemen diyor, bir evdeki malzemeleri aldım, vardım yarım saatte, bitirdim işi. Kapattım. Çıkardı bir 50 avro verdi. Da demiş. 100 avro verdi. Demiş, kafayı kandırmış. Cüzdanı açtı, yok demiş. Cüzdanı açmış, yani fazlası yok. Demiş, sen benim komşumsun. Ben komşuluk hakkı için geldim buraya demiş. Ama bir soru sorayım sana demiş. Bak demiş, yani başımdaki komşu, benim bitişimdeki Belçika'da. Sen bu ikisinin zilini niye çalmadın da?
benim dilimi çaldın demiş. Hiçbir şey düşünmüyorum ben demiş. İlk aklıma sen geldin. Yani ben bir şey onları çiğneyerek de gelmiş değilim. Ama ilk aklıma sen geldin. Ya onunla bir gezdik bir caddeyi de Arap'ı acemi türkü adı da Şerafettin. Şeraf! Belçikalılar Şeraf! Çok sevilmiş bir adam. Buyur. Bütün dünyanın basını onun aleyhinde konuşacak orada. Onlar inanmazlar yani. Siyasiler de inanmazlar, şundan dolayı inanmazlar. Yani Belçika'da İçişleri Bakanlığı bol para vermiş, suç oranlarını milletlere göre yapma demiş. Yani ay bana bir istatistik çıkarıverin demiş. Yedinci sıradayız diyor. Yani biz iyiyiz. Birinci sırada Yunanlılar, ikinci sırada İtalyanlar, üçüncü sırada İspanyollar, şey beşinci sırada Belçika delikanlıları, bizim bile yedinci sırada diyor. Bu şey bilir. Ama bunu halka basın beşinci sayfadan haber olarak verirler. Ama yetkililer bilirler. Hatta bizim bir siyasete de bulaşmış biri demiş ki, bakın demiş, birinci nesilde suç yok. Yani suç işlememişler bizimkiler, 65'e gidenler. İkinci nesilde biraz suç oranı fazlalaşmış. Burada doğup büyüyenler, o yedinci sırada olanlar da. Yani sizin kültürümüzle yetişenler de suç işliyorlar. Öyleyse öne açık olan Müslümanlardır. Din olarak İslam dinidir. Yok olacak olanlar da onlardır. Yok olmadırken öldürülecek değil, Müslüman olacak. 1 milyonu aşmış Avrupa'da. Evliliği kastıyla evlenenleri de saymamışlar istatistikte. Gönülden inanarak Müslüman olanları sayın demişler, 1 milyonu. Yalnız Almanya değil yani, Norveç'ten İtalya'ya kadar, Avusturya'dan Hollanda'ya kadar 1 milyonu aşı vermiş insanlar Müslüman. Elçi Müslüman oldu, büyükelçi. Alman büyükelçisi Müslüman oldu. Ve Murat Hoffman ismini aldı. 5 tane kitap yayınladı. Almanlara yönelik Müslüman olun diye. Hem istikbal İslam'ındır, hem bir şey yapmayın, soru soracağınız için. Hocam, soru olarak değil de, söylediğiniz ek olarak, Hollanda'nın ırkçı partisi, başkan yardımcısını gören önemli, Müslümanlar aleyhine bir kitap yazdı, siz devam edin. Evet. Bu nerede haber yeni? Haber yalnız biraz eski bu haber. Yani bir senelik bir haber fakat bugünlerde yine gündemde. Irkçılıkla zirve, hani şeyde Fransızların Le Pen Partisi gibi, Hollanda'nın da ırkçı partisi başkanı demiş ki, en fazla Müslümanlara küfreden yardımcısına demiş ki, sana 6 ay müddet Müslümanların aleyhine bir şey hazırla, kitap hazırla, basalım. Bu Almanya'daki Hollanda'daki Müslümanlar, Avrupa'daki Müslümanların iç yüzünü, dinlerinin iç yüzünü aslında burada Müslüman şey değil, Müslümanların değil. Adam 6 ay sonra ben Müslüman oldum abi demiş. Ya bu din böyle izlemiş ya. Kelime şehadet verilmiş Müslüman şimdi adam. İsmi falan var da. Sen söylersen ben onu buluyorum. O şeye bakıverirler internetten. Ama gerçi yazılışı mazılışı olacak. Neyse Hollandalı, iki de çıkar o da. Hollandalı ırkçı partinin başkan yardımcısı Müslüman oldu. Kelimesini yazsanız Google Baba önümüze çıkarıverir o bilgiyi size. Hocam bir de enteresan. Yaklaşık 4-5 sene önce bir genel yardımcısına göre vermiş. Müslüman oluyor, sonra buna veriyor, bu da Müslüman. Evet. Tanımamaktan bilmemekten onu söyleyeyim. Bakın, yani biz herkes biliyor zannediyoruz. Türkiye'ye gelmiş bir hanım, yani ben onu iyi tanıdım. Ailece evimize getirdik, onların evinde karşılıklı yemekler yedik filan. Bir kadın, yani Amerikalı bir kadın. Dedim ki, Müslümanlık hakkında İngilizce. Dedi ki, ben Müslümanlık diye bir şey olduğunu duymadım. Ben ki okumuş, yazmış, tiyatro oynayan, tek kişilik tiyatro oynayarak paramı kazanan biriyim diyor ben. Tek kişilik tiyatro oynuyorum, yani Fransa'yı, Amerika'ya göre kültürlü bir insanım ben. Ya dedi, televizyon, sizin Türkiye'de bir televizyon seyretmez misin Amerikalılar? Adamın biri yalnız voleybol sever, işinden gelir, banyosunu yaparsa yapar, yüzünü yıkar, ya karnına böyle bir şey koyar, sandalyesine oturur, televizyonunu açar, geç vakte kadar şeyi seyreder. Voleybol. Öbürü futbolu seyreder, öbürü boksu seyreder, siyasi haberler seyreden çok az insan vardır bizde diyor.
Yani ben mesela kültürlü bir kadınım Amerika'ya göre. Ben Müslümanlık diye bir şeyim olduğunu, İslam diye bir şeyim olduğunu duymuş. Nasıl bildin? Oğlumu uyuşturucu hastalığı oldu. Yani Amerikan tıbbı tedavi edemedi. Amerikan psikologları, pedagogları, doktorları tedavi edemedi. Evet, internetten baktım, en az uyuşturucu kullanan ülkeler diye. Türkler de onların arasında. Türkiye'ye geldim. Burada gördüm, Müslüman mısınız? Siz Müslüman mısınız? Burada önemli kolejlerde İngilizce öğretmenliği yaptım. Bu kitabın dini, kelime işareti benim önümde getirdi tabii. Ben bu Kur'an'ın dinini de öğreneceğim dedi. Şimdi şeyde, Ürdün'de. Orada Mimar Sinan'ı bitirdi. Tedavi oldu burada. Yani bizim insanlarımızın arasında tedavisini de oldu. Dedim ki iyi yerden ev tutmuşsun. İyi yerden ev tutmuşsun. Fatih de az olur, hiç olmaz dedim. Orada dedi ki var dedi. Nerede o? Anacaddede var dedi satıcılar. Oğlum ben de geçerim oradan dedim. Sen görmeden ben görürüm dedi. Almıyor, kullanmıyorlar şu an. Hatta şu anda bir tarikatın da şirk yardımcılığını yapıyor orada. Oğlu da. Yani İstikbal İslam'ı bunlardan hareketle söylüyor. İşte Rusya, Fransa'da Komünist Partisi'nin başkanı Müslüman oldu biliyorsunuz. Roger Karoli Müslüman oldu. Müslüman olmasına sebep bilmemekten olmamış. Cezayir'e gittim diyor. Komünist Partisi'nin konferansçısı olarak gittim diyor. Sonra sahneye çıkarlar da şimdi de konuşmacımıza bir hediye vereceğiz. Fransızca Kur'an-ı Kerim hediye etmişler adama. Döndüm Paris'te okudum. Bugüne kadar aradığım bütün doğrular toplu halde bir kitaptaymış, Müslüman oldum diye ifade ettiğimde. Onun için, yani öyle sebebinde Fransız'da bir namussuzluk yine yaptılar tabii. Buradan onun kitaplarını tercüme eden arkadaş gitti. Kızı demiş ki, seninle ilgilenemiyorum yanından geçerken. Fransız istihbaratı kaldırıyor cenazeyi. Fransız istihbaratı kaldırıyor. Sen biliyorsun Cemal. Ahmet Hoca demiş Cemal. O cenazeye katıldı. Kitapları tercüme eden arkadaş. Demiş ki Fransız istihbaratı kaldırıyor. Kötü göstermek. Yani Müslüman oldu ama sizi kandırdı havası vermek için. Bir numaralı geçmişler adam. Öldükten sonra cenazesini böyle bir şekilde kaldırdılar diyor. Yani ne yapanlarsa yapsınlar. Nur, Allah'ın nuru semavatı ve lefkeyhel kâfe. Yüridullâhu, yüridûne yutfî'u nurallâhi bi'efvâhihim. Allah'ın mütimmü nurî ve lefkeyhel kâfe. Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Ağızları nedir? Televizyon kanallarıyla, siyasileri konuşturaraktan, uzmanları konuşturaraktan ağızla söndürmek istiyorlar. Ama Allah da nurunu tamamlamak istiyor. Gavurlar istemeseler de diyor. Velev keriyel kafir. Kafirler istemeseler de bu tamamlanacaktır inşallah. Bu olacak da burada ben şüphem yok. Biz de bu mübarek davaya aklımızı orada kullanarak, omuz vererek, paramızı vererek, efendim makamımızı o işte kullanarak değerlendirme tarafına gidelim diyoruz. Geceniz hayırlı olsun diyorum. Allah razı olsun hepinizden. Sağ olun, var olun.